genel evrensel tasarım sorunun yanı sıra teşvik edici ve inandırıcı argümanlar kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. O da şudur, işte şimdi sinemalara erişim, kulaklıkla dinliyorsunuz, gidip orada betimleme şeyini. Bu ne demek? Görme engelli pek çok müşterinin sinemaya bilet alıp sinemaya gitmesi demek. Bugüne kadar gitmeyen, başta ben olmak üzere, yanımda birinin bana fısır fısır anlatmasından rahatsız oluyorum. Bunu kulaklıkla dinlemeyi isterim. Bunu dinleyebilmek için de sinemaya gitmeyi tercih ederim, parasını ödeyip onu herhangi bir yerde izlemek yerine. Yani burada özel sektör, bunu üreten ve sergileyen, icra eden, piyasaya sunan bütün şeylerin, kurumların, kuruluşların bundan kazançlı çıkacakları üzerine bir propagandayla biz mesafe kat edebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sayın İçli'ye ben de çok teşekkür ediyorum. Özetlemek gerekirse özellikle basılı eserler yönünden ve tabii sinema eserleri yönünden de bizzat hak sahibinin, yapımcının, yayıncının engellilere özgü nüshayı da en az 5 nüsha, artık kaç tane olur bürokratik olarak bunu belki de ileride tartışmak lazım. Kültür Bakanlığı'na sunulan zorunlu nüshalar arasında belki böyle bir nüshanın da olması mecburiyeti getirilebilir mi? Bu iyi bir öneriydi bence. Var ama pratiğe aktarılabilmiş değil. Bunu şimdi biraz sonra meslek birliklerinin temsilcileri olarak sizlerden soracağım. Böyle bir külfet, maliyet ne kadar yüksek mi, çok mu yüksek? İkinci olarak Sayın İçli bir şeyin daha altını çizdi. Sadece eser, fikir ve sanat eserleri yasası anlamında değil, endüstriyel tasarım içinde acaba engellilere yönelik iyileştirmeler ve tasarımlar bakımından prototip lisanslar belediyelerde kullanılabilecek, örneğin kamu alanındaki malzemeler ile ilgili bir prototip getirilmesini önerdi. Bu da 554 sayılı KHK'yı kapsamında bir tartışmayı, zorunlu lisansı belki gerektiriyor. Şimdi sözü hemen Sayın Güven Kışlalı'ya vereceğim. Ankara Barosu Engelliler Kurulu Başkanı. Biraz önceki değerlendirmeler, özellikle makul bedel ile ilgili düşünceleriniz nedir? Buyurun, söz sizin. Mikrofona Kaan Bey lütfen. Kendi duracak mı? Evet. Tamam. Biraz daha eğer. Tamam, şu anda gayet iyi. Böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan gerçekten ben de mutlu olduğumu belirtmeden geçmek istemedim konuşmaya başlamadan önce. Bu oturumdaki değerlendirilmesi gereken soruları not aldım. Mümkün olduğunca bunların dışına çıkmadan hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışmak istiyorum. Üye profili ve sayısından bahsedilmişti. Ben Ankara Barosu Engelliler Kurulu Başkanı olarak buradayım. Üyelerimiz de dolayısıyla Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlardan ve hukukçulardan oluşuyor. Ankara Barosu'na kayıtlı olmak zorunluluğu olduğu için üye profilimiz çok az. Yaklaşık 30-40 civarında. Bunun dışında aynı zamanda ben Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği'nin yönetim kurulunda bulunuyorum. Orada da Türkiye geneline yönelik bir üye profilimiz var. Ama yine hukukçulardan oluşuyor. Ortalama tam sayısını hatırlamıyorum. Yaklaşık 100 civarında. Diğer istatistiklerden de zaten bahsedildi, Türkiye bazında engellilerden. Profilimiz genelde hukukçulardan oluşuyor. Sayısından da bahsettim. Destek olarak bu konuyu şu şekilde açıklamak isterim. Ankara Barosu tarafından, şu an yılını tam hatırlamıyorum, 2008-2009 yıllarına denk geliyor, Ankara Barosu'nun kütüphanesindeki kitapların taranmasıyla ilgili bir projemiz oldu. Ve sağ olsunlar, o dönemki yönetimin desteğiyle ve daha sonraki gelen yönetimlerin de bu desteği sürdürmesiyle Ankara Barosu'nda kütüphanenin bir bölümü, bir köşesinde bir bilgisayar satın alındı ve bir kişi istihdam edildi. Bu kişi kitapları tarayarak web sayfasına yüklüyor görmeyenler için.
Ankara Barosu'na kayıtlı olan ve Ankara Barosu'na kayıtlı olmasa bile engelli raporu olan ya da engelli kimlik kartı olan kişiler bu kartlarını ibraz ederek buraya üye olarak kitap indirebiliyorlar. Bu konuda talepçi de olabiliyorlar. Yani kütüphanede şöyle bir kitap var, bunun taranmasını istiyoruz diye taranacak kitapları da belirleyebiliyorlar. Bu konuda en büyük desteği yani bize Ankara Barosu veriyor diyebilirim. Makul ticari koşullarda piyasadan eser temini noktasında fazla bir örnek görmedim ben. Bu belki biraz benden de kaynaklanıyor olabilir ama İdefix ve benzeri bazı sitelerde elektronik olarak kitap satın alıp indirebildiğimizi biliyorum. iPhone'lar ya da bilgisayarlar üzerine ya da tabletler üzerine ve bunun gibi bazı başka uygulamalar da var. Mesela Seslenen Kitap diye bir uygulama var. Burada kitabı yazan kişinin kendisi seslendiriyor. Büyük çoğunluğu bu şekilde oluşuyor kitapların. Mesela bir kitap aldığınızda onu yazarın sesinden dinliyorsunuz. Burada da parayla satın alarak bu kitaba ulaşabiliyorsunuz. Fakat bunların sayısının çok olduğunu düşünmüyorum. Hatırladığım kadarıyla Legal Hukuk Dergisi'nin de CD versiyonu olabilir. Bu konuda bir araştırma yapmadığım için şu an aklıma gelen şeyleri söyleyebiliyorum sizlere. Fakat genel olarak konuyu bağlamak gerekirse makul ticari koşullarda piyasadan eser temin etmek zor. Parasıyla satın almak suretiyle. Çünkü bu yönde herhangi bir atılım yok desem herhalde daha doğru bir cümle mi olur? Şimdi bu konuda bir yasamız var. Derleme yasası. Şubat 29 2012'de resmi gazetede, tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunun 8'e D fıkrasında 8. maddesinin D fıkrasında belirli eserlerin bir nüshasının 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun ek 11. maddesi uyarınca görmeyenlerin yararlanması için Milli Kütüphane'ye teslim edileceği hükme bağlanıyor ve hatta bunu yapmayanların da para cezasına çarptırılacağı devamında 10. maddede düzenlenmiş durumda. Fakat biraz önce de bahsedildiği gibi Milli Kütüphane'nin konuyla ilgili altyapıyı hazırlamaması ya da başka sebeplerden de olabilir. Bu henüz hayata geçmiş bir düzenleme değil. Dolayısıyla piyasadan temin edemediğimiz gibi henüz Milli Kütüphane'den de otomatik olarak yani kamuya sunulurken, alenileşirken, yayınlanırken ilk başta doğrudan herhangi bir çaba sarf etmeden bir milli kitabın Milli Kütüphane'ye eklenmesi noktasına da henüz gelinmedi. Bu derleme yasası daha etkin bir şekilde uygulanırsa, altyapısı hazırlanırsa büyük bir açığı kapatacağını düşünüyorum bunlardan, bu noktadan ileriye yönelik olarak. Yayınlanacak her kitabın bir nüshasını vermesi çok ciddi bir kazanım olur elektronik kitap adına. Fakat tabii ki herkesin elektronik kitap okuyabilmesi ve herkesin bilgisayar sahibi olması mümkün olmadığı için diğer erişilebilir kitap seçeneklerinin de unutulmaması gerekiyor. Makul bedelin üyelerimizin makul bedeli ödemesi yönünde de bir değerlendirme yapmamız isteniyordu not aldığım kadarıyla. Makul bedelin üyelerimiz açısından söylemek gerekirse ben Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği ve Ankara Barosu Engelliler Kurulu görevlisi olarak bu iki yerde de üyelerimizin genel anlamda hukukçu olduğundan ve belli bir ekonomik düzeye ulaştığından söz edebilirim ama biraz önce bahsedilen istatistikler de ortadayken benim bunlardan söz etmem ne kadar doğru ve bu ne kadar genel herkesi kapsayabilen bir öneri olur onu bilmiyorum. Onun için genel istatistiklere bakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bizim kendi bulunduğum sivil toplum kuruluşunun ve baro kurulunun üye profili yerine. O da zaten tartışıldı. İşsizlik, daha doğrusu istihdam oranı, eğitim oranı ve gelir durumuyla ilgili bütün istatistikler ortadayken kişilerin piyasadan bir bedelle ticari olarak bu kitapları satın alsın. Yayıncılar da bunları görerek zaten bunu bir kar
kalemi olarak görüp, yani hizmeti bu kişilere de zaten götürür şeklinde bir öneri sunmak istemem. Ama dediğim gibi değerlenmiş değerleme kanununun elektronik kitabın 8'e D fıkrasında olduğu gibi paylaşılması birçok sorunu çözecektir. Elektronik kitabın Milli Kütüphane'ye verilmesiyle hem kitabın elektronik ortamda sunulması sağlanacağı gibi başka insan, başka yetenekteki görmeyenler için başka talepleri olan Braille ve sesli yazı, sesli kayıt ya da Daisy formatına çevirmesi de söz konusu olacaktır. Makul bedelle ilgili söyleyeceklerim istatistiklerden farklı bir şey olamaz. Onun için o konuyla da bu şekilde noktalamak istiyorum. Fakat sabah da aslında konuşuldu. Bu konuda yayıncının ya da eser sahibinin hakları bağlamında bir tartışma yapılabilir ve bu kişilere kamu destekli belli bedeller ödenebilir. Bunların hukuki olarak altyapısı oluşturulduktan sonra bu şekilde bir yola da gidilebilir. Ama istatistikler bu şekildeyken bu bedelin kişilere yüklenmesi fayda getirmeyecektir diye düşünüyorum. Erişilebilirliği tartışırken daha da kişileri uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum. Marrakeş üzerine konulabilecek başka yönler, artı değerler olarak da bir değerlendirme yapmamız istenmişti. Bunu öğlene kadar yapılan değerlendirmelerimizde bu konunun, bu sözleşmenin sesli betimlemeyi kapsamadığından bahsetmiştik. Bunun üzerine ilave edecek bir yön ben tespit etmedim. En büyük eksiklik de zaten sesli betimlemenin o sözleşmenin kapsamına dahil olması. Belki bunu kendi iç mevzuatımızda yaparak ve bunu örnek göstererek sağlayabiliriz. Yani hayata biz bu şekilde geçirdik ve bu şekilde olumlu sonuçlar doğuruyor. Bunu uluslararası da anlamda da yürürlüğe koyabiliriz diyerek, yani somut bir şekilde kendimiz yaptıktan sonra uluslararası alana çıkıp bunu gündeme getirebiliriz diye düşünüyorum. Engellilere ait format kopya üretimi konusundaki çalışmalar ve bunlara yapılan destekler değerlendirmek istenmişti. Burada bu konuda Ankara Barosu'nu biraz önce anlatmıştım. Bunun dışında çeşitli kütüphaneler var. Yine bu eserleri erişime açan, format kopyalarını oluşturan. Fakat bunlar kitap basıldıktan sonra ve kütüphanelerde yer aldıktan, yayınlandıktan sonra kütüphanelerin kitapları taraması yöntemiyle oluyor. İşte ben birkaç tane saymak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin yapısı olan GETEM, Antalya Üniversitesi'nin kütüphanesi olan GESEK ve Antalya Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Kitapları birlikte tarıyorlar. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi'nin çok ciddi manada kitap tarayarak erişilebilir hale getirdiğini düşünüyorum, duyuyorum. Fakat onu sadece kendi üyelerine yapıyormuş. Onun dışında 6 nokta derneğinin kütüphanesi, İzmir'de Türgök adında bir kütüphane, İstanbul Beyazıt Kütüphanesi ve şu an benim saymayı ihmal ettiğim başka birkaç tane daha kütüphane var. Bunlar kitapları tarayarak, bazen taranmış ve bunu OCR işleminden geçirerek metin haline getirmiş şekillerini sunuyorlar. Bazen ses dosyalarını MP3 olarak web sayfalarında sunuyorlar. Bazı, mesela Türgök Kütüphanesi de İzmir'deki, CD olarak paylaşıyor. İsteyenlerin adresine CD'yi gönderiyor diye duyuyorum. Bu arada şunu da söylemek isterim. Ödünç işi neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü CD'nin maliyeti çok düşük. Bir kütüphane bir kişiye kitabı gönderdiğinde onun iadesini istemiyor. Çünkü iade için harcanacak yol parası CD ücretinin kat ve kat fazlası. Daha çok ödünç kısmı ek 11. maddede, 5846 sayılı kanun ek 11. maddesinde çoğaltma ve ödünç verme olarak geçiyordu. Yani ödünçün artık yavaş yavaş gündemden kalktığını görüyoruz. Güven, kabartma olarak sürüyor. Evet, kabartma. Yani zaten tam olarak bitmedi. Yani, evet. Ama kabartmalara, kabartma kitaplara indirgendi sadece. Evet. Makul bedele nasıl bakılıyor şeklinde bir soru da not almışım ama bunu biraz önceki açıklamalarımda aslında söylediğim için
tekrar düşmek istemiyorum. Sesli betimlemeye bakış açısı da yine aynı noktada. Biraz önce bundan da bahsetmiştim. Sesli betimleme sanatı, güzel sanatları herkesin tatması ilkesi gereğince zaten olması gereken bir şey. Bugüne kadar bunun olmaması yadırgayıcı bir şey, olmamasını yadırgamak gerekiyor. Son olarak da bir dilek ve temenni olarak bir şey söylemek isterim. Ne kadar uygun olduğu tartışılarak belki bir yere varılabilir bu konunun. Şimdi özellikle çaba sarf ediyoruz ve bundan sonra yayına girecek kitapların ne olacağını tartışıyoruz. Fakat kütüphanelerde çok fazla eser var. Bugüne kadar yayımlanmış ve bunların birkaç kütüphanenin taramasıyla altından kalkılabilecek, tamamlanabilecek bir sayıda değil. Yani biraz önce saydığım bütün kütüphaneler 7/24 çalışsa bu açığı kapatmakta çok zorlanırlar. Çok uzun yıllar geçer. Dolayısıyla aslında geçmişe yönelik de bir kapsamlı bir çalışma yapılmasının devlet destekli gerektiğini düşünüyorum. Temenni ediyorum ya da diyeyim. Mesela bunu da şuradan hareketle söylüyorum. Ben bundan 3-4 sene önce Ankara Ticaret Odası'na sicil kaydı fotokopi çektirmek için, bir şirketin sicil kaydını araştırmak için gitmiştim. Orada üst katı komple olarak doküman taramaya ayırdıklarını, bu konuda bir ihale açtıklarını ve bir firmanın bu ihaleyi kazandığını ve geçmişe yönelik bütün ticaret sicil gazetelerini taradığını duymuştum. Ve sisteme girdiğimde de gördüm ki 2004 ya da 2005 yılından itibaren olan bütün sicil gazeteleri artık görülebiliyor. Belki bu şekilde bir destekle kütüphanelerdeki bulunan kitapların dijital hale getirilmesi de söz konusu olabilir şeklinde bir temennim var kafamda. Şimdilik çok süreyi aşmamışımdır inşallah. Ben veda ediyorum. Peki. Sayın Kışlalı'ya da çok teşekkür ediyorum. Aslında ortaya çıkan iki konuşma sonucu ortaya çıkan bir husus var ki derleme yasasının 8. maddesi 2012'den beri yürürlükte olduğu halde altyapı eksikliğinden bahisle özellikle kütüphane, milli kütüphane tarafından işlevsel hale getirilmemiş görünüyor. Bunun altını çizmek lazım. Onun dışında eğer sesli kitap nüshası yayıncı tarafından teslim edilmiş ise, diyelim ki işliyor, sistem işliyor, derleme yasası kapsamında milli kütüphanede bir nüsa var, biliyoruz ama Ek 11'in hatırlanacağı gibi uygulanabilmesi bakımından piyasaya yeteri miktarda nüshanın sunulmuş olup olmadığının check edilmesi lazım. Yani bürokratik süreç bitmiş değil Ek 11'in işlevsel hale getirilmesi bakımından. Sadece bir iki nüshanın Milli Kütüphane'ye verilmesinden sonra acaba piyasaya da sunuldu mu? Yine Engelliler Dernekleri ve Federasyon bunu kontrol etmek zorunda. Belki bu aşamadan sonra bu şart kaldırılırsa eğer Marrakeş sonrası yani piyasada olup olmamasına bakılmaksızın istisna kapsamında üretim yapılması imkanı eğer Körler Federasyonu'na verilirse daha özeti o durumda da derleme yasası kapsamında kütüphaneye teslim edilmiş nüshanın hemen bir örneğinin çoğaltılıp federasyona iletilmesi gerekiyor, öyle görülüyor. Bunu da pratik hale getirmek lazım. Şimdi İstanbul'dan kalkıp aramıza katılan Tuğrul Paşaoğlu'na yay bir temsilcisi olarak ayrıca teşekkür ediyorum aramıza katıldığı için. Bu derleme yasası ile ilgili nüsa üretimi bunun maliyetiyle beraber diğer sorularla birlikte sözü size vermek istiyorum. Buyurun Sayın Paşaoğlu. Vallahi aslında hani biraz her zaman olduğu gibi planlamanın dışında konuşacağım. Sabahtan beri dinledikçe daraltıyorum. Vakit yok. Çok fazla soru geliyor. Ama yani şu anda geldiğim nokta yani bütün bu konuşulanlardan sonra belki en doğru şeyin bizim yayın evlerini kapatıp telif hakları genel müdürlüğünün bölge teşkilatları haline getirmemiz, benim de 14'e 2'den devlet memuru olmam halinde bu işi çözeriz diye düşünüyorum. Onun için devlet memuru olmadan evvel devlet memurluğu
657'ye tabi olmadan söyleyebileceğim her şeyi söyleyeyim biraz müsaade ederseniz. Çünkü bundan sonra devlet memuru haline geleceğim için şey yapacak halim yok. Tablo o kadar vahim miydi çok, bilmiyorum. Gerçekten vahim çünkü yani burada ortaya çıkan şey bu. Her zaman rastladığımız bir şey de. Şimdi bakın istisna ve şey dediğinizde sınırlamalar ve istisnalar dediğiniz zaman ki siz başında da sabah dediniz ki bu dar yorumlanması gereken bir şey. Bu konu geldiği zaman ortaya çıkan genellikle şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Eser sahibi